Çuval Kerevikçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İrfan Usta'nın kümesine ziyarete geldik. Tip kelebek dolapçın ağırlıklı. Bakıcı postaları var bir takım. Evet İrfan Bey. Biraz merhaba. Kuşlarınızdan bahseder misiniz? Merhaba arkadaşlar. Kümetten selam aleyküm. Selam. Mehmet kardeşime bizi onurlandırdığı için İlk kümesimizi ziyaret ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Hem kendisi adına hem Kuşlar Kulübü adına. Bu arada bütün oldulaşlarımıza da hayırlı günler diliyorum. Teşekkürler arkadaşlar, abi. Arkadaşlar bizim özellikle beslediğimiz bir ırk yok şu an. Standart. Yani kendi zevkimiz için, kendi hevesimizi tatmin etmek için bir ırk beslemiyoruz. Özel bir ırkımız yok. Aynen. Benim kısaca şöyle özet geçeyim. Benim çocukluğumdan beri içimde oktedir, dönüş kuşu. Çok genç yaşlardan beri kuş besliyoruz ama ergenlik çağına girdiğimizde malum hepiniz gibi işbaşı yaptık. İşbaşı yapınca kuş işimiz bitti. Emekli olduk 2005'in 4. ayın 10'unda. 11'inde kümes yapıp yeniden kuş beslemeye başladık. Çok iyi. Lakin bu hevesimiz bizim kursağımızda kaldı. Nasıl? İşte şu gördüğünüz bölgede yüksek gerilim telleri geçiyordu evimizin üzerinden. Kuş uçurma sadece bizim için yerde gezen bir tavuktan ibaretti. Başka bir esprisi yok. Bu teller kısa bir süre önce kalktı. Ben de içimdeki bu ukde olan hevesi gidermek Ufuk için... Ufuk abi sandalye versene. Otursana İrfan abi. Yok böyle rahatım. Bu ukdeyi gidermek için dolap çıkışına merak sardım. Çok i̇şte, iyi. Hatırlı sayılır iyi abilerimizin bir iki takım kanlarından sağ olsun bizi kırmadılar, verdiler. İşte bakıcılarımız var, tip kuşumuz var. Öylelikle günümüzü geçiriyoruz. Küçük bir kümesimiz var. Evet arkadaşlar, kümesi de eski dönek kümesleri gibi küçük, güzel folluklar. Çok güzel şu an yavrular var. Tip yavruları var. Şöyle bir tane de kara tip yavrusu burada var. Şurada da bir tane şekeri dolapçım var. Yumurtada yatanlar var. Kümes küçük ama çok güzel üretim yapıyor maşallah. Şu an hepsi yumurtada, yavruda yatıyor. Şöyle dolapçın. Sarı tip yavrular. Burada da var dolapçın. Şöyle pavlar bir tane dolapçın. Çok güzel maşallah. Şurada da bir tane saklanmış yavru var. Bu da dolapçın yavrusu. Çok güzel olmuş. Burada da bir mavi daha var. Yumurtada yatıyor. Kümes havalandırması falan çok iyi arkadaşlar. Şöyle küçük bir vantilatör tarzı var. Kümes küçük ama tertemiz arkadaşlar. Çok iyi bakmış. Şöyle kuşlar var. Dışarıda geziniyorlar. Şöyle saksıların içinde şu an otlanıyor arkadaşlar kuşlar. Çok güzel. Bütün verimini alabiliyor yani. Topraktan mineralini alıyor. Toprak hayvana çok iyi geliyor arkadaşlar. Çiçek saksıların arasında hayvanlar kendine böyle takılıyor. Alanı küçük ama kuşları gayet hepsi iyi bir. Burada kalıyor fakat ama gene kuşlarını uçurmaya hevesli bir abimiz. Şöyle gösterelim. Güzel tipleri var. Evet arkadaşlar. Şöyle bir ilaç deposu var. Bildiğiniz depo yani. Şöyle göstereyim. Yok yok ilacından markasına bütün her şey mevcut arkadaşlar. Yani küçük bir kümeze sahip ama bir kümes kadar bir dolapta ilaç yapmış. Yani kuşlarına çok önem verdiği için her ilacı mevcut. Bulunduruyor kendine. Yani hayvanlara kıymetli. Sonuç itibariyle bakıyor, emek harcıyor. Bir stresini atıyor, hevesini aldığı için çocuklarından bir farkı yok. Çocukları gibi bakıyor hayvanlarına. Gayet iyi, tertemiz hayvanlar. Yeri ya küçük. Bunlar bizim çocuğumuz gibi ya. Alanı küçük ama gerçekten kuşlarını çok seviyor arkadaşlar. Ve güzel dolapçınları da var. Şu dolapçınlar çoğu piyasada Metin Metin Tuncay abimizin kuşları. Onların soyundan var. Tabi dürbünü de var. Bakın şöyle arkadaşlar, dürbünle gözetleme de yapabiliyor. Atmanın. Çok güzel. Bazen işe yarıyor gerçekten dürbün. Atmacanın doğalına uğramaması için. Çünkü burada çok atmaca varmış. Kuşlara dalıyor.
sarı tipler, kara tipler yok değil mi sende İrfan abi? Ama kara içeride tip, bir tane yavru çıkmış. Kara tip, 3 tane. Şurada da 3 tane yavrum vardı. Onları tipler var arkadaşlar. İrfan abinin yan komşusu. Yan komşusu dediğim zaten arada şöyle bir kapı var. Gerçekten çok güzel ortam var. Şöyle tipleri göstereyim arkadaşlar. Onlar da güzel. Şöyle bir abimizin bir tane daha kümesi yan tarafta. Evet, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun sen? Kaçak mı tutacaksın? Yoksa biz video çekerken Ufuk Başkan da kuşu küpliyor. Evet arkadaşlar, şu an bir tane kuşu aldı. Ama çok güzelmiş. Güzel kanı değil mi? Maşallah, Metin abiden en son aldığı plak. Bu arada arkadaşlar ezan okunuyor, kusura bakmayın. Bence videoyu durdurursun. Evet arkadaşlar, şimdi İrfan abinin özel karışımı var. Onları da size anlatsın. Bilgi amaçlı. Bilmeyen arkadaşlar için. Şöyle badem yağı, kekik yağı. Ondan sonra sarımsak yağı, susam yağı. Bir de çörek otu yağı var. İrfan abi, nasıl bunları karıştırıyorsun? Ya şimdi bizim bunları vermemizdeki başlıca amaç şu. Kuşlarımıza kimyasalı ne kadar az verirsek bizim için o kadar iyi. Aynen. Bunları biz şimdi nasıl yapıyoruz? Şöyle ölçü göstereyim. Şu şekilde kaplarımıza. Evet. %80'i hakiki sıvı zeytinyağı olmak üzere doldurdum mu? Şunlardan bir karışım 20'şer damla veya 25'er damla bunun içine koyup yaklaşık 15 gün dinlenmeye alıyoruz. Tamam. Yani bu dinlenme sürecinden sonra işte her yemlemede kuşların yemine karıştırıyorsun. Yeminin içine karıştırıp komple belirli bir ölçekte karıştırdıktan sonra ya ortalama 2 çay kaşığı diyelim. İki yemek kaşığı diyelim. Kuşlar sağlıklı kalıyor. Daha doğal, daha natürel beslenmiş oluyor. Kimyasal yerine bitkisel almış oluyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar, çoğu kümeze gittik fakat böyle bir şey ilk defa denk geliyorum. Gerçekten çok güzel bir karışım. Fiyatları belki biraz pahalı olabilir ama gerçekten kuşlara çok etkisi olur böyle karışımların. Ve yapım aşaması da çok iyi çünkü zeytinyağı ile yapıyor. Normal zeytinyağı ile bir amayasını tamam veriyoruz dizel ile beraber karışık ama bu bambaşka bir şey olmuyor. Bildiğin kuşu atoma çevirir yani. Hayvanların tüy sistemlerine falan da çok iyi gelir. Evet, bağırsak sistemlerine de iyi gelir. Çünkü karışımlar çok gerçekten çok güzel. İlk defa denk geldim. Biz de deneriz inşallah. İnşallah. Şöyle bir abimizin daha tipleri var. Onları da gösterelim arkadaşlar. Şöyle küçük bir kümez ama tip kümezi. Şöyle çok güzel folluk sistemi var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bir tane yavrumuz mevcut burada. Şöyle yatıyor. Kümesi çok güzel arkadaşlar. Küçük kümez ama kuşlara yetiyor. Sarı, kırmızı. Çikolata var arkadaşlar. Şimdi bir tane böyle. Şu kapalı olanlar yaşlılıktan renklerini kapatmışlar değil mi? Yaşlanınca bunlar kaplan tarzı oluyor. Gençken sadece şal yapıyor. Şal dediğimiz kısım göğüsten kafadan akıtma. Siyah çikolatalar onları yapıyor. Sarılardan mı çıkma yoksa yok, yok. O karalar var ya. Şu iki karadan mı çıkma bunlar? Çikolata da onun yani şu karadan. İki karadan hem çikolata çıkıyor hem evet, kara veriyor. Evet. Yani atalarına bunların ya kırmızı ya sarı yani, girmişler. Gerçi onlar da benim kendi yavrularım. İkisi de mi kendi yavru? Onlar da kendi yavrularım. O erkek olan karayla sarıdan çıkma, bu da erkek. Bu da kırmızıyla çikolatadan mı çıkmıştı, bir şeyden çıkmıştı unuttum onu. Bayağı eski onlar ya. Şunu güzel vermiş. O zaman yaşlı mı o yoksa var mı 2-3 yaşında? Hangisi? Şu çikolata erkek olan. O İrfan abi mi? İrfan abi mi? Ondan almıştım ben. Şu baştaki öbür çikolata benim. Bak yavruları burada. Karaların yavruları. Arkadaşlar karalardan çıkma çok güzel bir çikolata yavru. Dişiye de benziyor şimdiden.
Güzel yavru varmış. Daha bu temizleyecek kendini, sadece kafa kalır o zaman bunda. Yaş biraz 7-8 yaşına geldi. Bu biraz daha gövde atmaya başladı. Yaşını aldıkça bildiğin yaşlı insanlar gibi bunların da renkleri değişiyor arkadaşlar. Ama gerçekten tip kuşunu besleyen arkadaşlar iyi bilir. Zaten zaman geçtikçe bu hayvanlar kapatıyor kendini. Gençken daha güzel. Ama yaşlı hayvanların altından da çok güzel. Tabii kendi desenini illa kaplamalı diye kaplamalı vermiyorlar arkadaşlar. Tüyden sonra bunlar düzeltiyor kendini. 3-4 aylık bir düzenden sonra hayvanlar oturuyor. Şöyle sadece şal kalıyor. Komple önünü dolduruyorlar. Şöyle gösterelim. Alanı dar fakat kuşlar çok akıllı. Kendi yerlerine inip kalkıyor. Başka bir yere de gitmiyor. İndirebilir misin abi? Bir gelsinler yerde de bir görüntülerini alalım. Hepsi asker gibi sıralanmış. Bu da tip oluyor değil mi? Şu sığırcık tip dedikleri oluyor. Kırlangıç. Bunların kafaları nasıl? Ya ben piyasada çok gördüm. Kafa yönünden çok zayıf kuşlar. Ya ben çok fazla uçurmadım. Desenler hoşuma gitti. Desen olarak evet güzel. Mavileri de var orada. Mavileri de var. Karaların bir de mavileri var arkadaşlar. Şu sığırcık tip dediklerimizin. Şöyle gösterelim. Bunlar zamanında arkadaşlar çok deli paralardı. Şu an çoğu insan bunları ticaret yönüne çevirdiği için bir de hobi dışında artık böyle değişik sadece para için baktıkları için kuşların gerçekten ırkını da bozdular. Ama şu anki gördüğümüz kuşlar gayet iyi. Şöyle göstereyim arkadaşlar, mavileri de çok güzel. Renkleri, desenleri çok güzel. Özellikle şu açık olanın alt yapısı mükemmel arkadaşlar. Bu da çakmaklı türünde. Bunların kaşları falan kapanıyor mu? Bunlar genç mi veya? Yok, kapanmıyor. Bunlar böyle. Bu şekil. Bunlar bu şekil. Gayet güzel arkadaşlar. Uçum olarak da güzel uçuyorlar. Normal paçalı bir paçasız olarak zaten bunların paçalıları yok değil mi? Yok. Sadece paçasız olarak. Çok güzel arkadaşlar. Bu kuşları zaten eskiler iyi biliyor. Çok iyi bakıcı olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle çok güzel bir görüntüsü var. Şu kara tipin. Çıplata. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.